Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin Hamboğazı mevkiindeyiz. Hamboğazı mevkiinde Ünye'nin dünyaya gözünü açtıkları günden bu tarafa yükünü çeken emekçileriyle beraberiz. En eski olan arkadaşımızla söze başlayalım. Efendim, önce sizi tanıyalım. Adem Aldemir. Adem Aldemir. Kaç yıldır Türkçe anlamıyla hammallık yaparak geçimini temin ediyorsun? Valla 82'den beri buradayım. 82'den beri buradasın. Evet. Seni fazla yormadan 82'den bu tarafa bu işi yapan bir şahsiyet olarak, evet, kaç kişiyle burada aynı işi yapıyordunuz? Adam burada 30 kişi vardı. 30 kişi vardı. Bugün? Bugün 15 kişi anca var. 15 kişi var da hamal arabası 5 tane görüyoruz. Hamal arabası eskiden 20 tane vardı burada. 20 tane vardı. Tabii sahipleri öldü, kimisi bıraktı. Bıraktı. Beden gücüyle çalışmak kolay değil. Evet. Buradan aldığınız, götürdüğünüz ürünleri bir de katlı binalara doğru da çıkartırdınız. Evet, İşe taşıdık. O günkü kazancınızla bugünkü kazancınızı mukayese ettiğimizde hangi dönem daha bereketliydi? Eski dönem daha bereketliydi ama tabii. Bereketliydi değil, evet, mi? Şimdi her şey pahalı. Bir şeyine var olmuyor. Hayat vallahi her geçen gün zorlaşıyor. Ya bugün 500 lira para alsan eve gitmeden bitiyor para. Bitiyor. Evet. Evet. Bu işi yaparak evlisiniz. Evet. Çoluk çocuk. 4 tane. Okuttun mu bunları? Hepsini okuttum. Alın teriyle elde, evet, ettiğim paralarla hepsini çocukları okuttum. İş güç sahibi oldular. Hepsini de verdim. Hepsini de verdin. Evet. Yuva sahibi yaptın. Evet. Senin şahsında senin gibi düşünerek yaşayanları kutluyoruz. Ya sağ ol abi. Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Sağ ol. Evet. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Önce sizi tanıyalım. Naci Aldemir. Naci Aldemir. Kaç yıldır yapıyorsun Naci'cim bu işi? Ben 86'dan beri Ünye'deyim sayın muhtarım. Evet. 86'dan beri. Ünye'desin. Evet. Ünye'lere hizmet vermekteyiz. Hizmet vermekteyiz. Ucuz veya pahalı. El ekmek gözüm amacıyla. Sizi yormak istemiyorum. Arkadaşımız zaten hayatın zorluğunu anlattı. Size de sadece kaç çocuğunuz var? Onları da okutabildiniz mi diye soralım. Evet, 3 çocuğum var. O birisi olan, ikisi kız. Allah bağışlasın. Oğlum Oski'de su yazıyor, su zaten. Maşallah. Kızım Ankara Eskişehir Hastanesi'nde ebe. Harika, olağanüstü. Evet. Ben kendim emekliyim. Kendin emeklisin. 7500 lira maaş alayım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Şuradaki alın teriyle kazandığında çocukları okuttun. Evet. Seni de kutluyoruz. 3 tane nişan yaptım, 3 tane de düğün yaptım. Maşallah, maşallah. Seni de kutluyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Ünye'de, Ünyelilerde emeğim var. Emeğim var. Kutluyorum. Hala hizmet vermekteyim. Çok güzel, bu yaşa rağmen. Oldu, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, saygıdeğer izleyenler. Şimdi de burada en az 35 kişiyle hayata başlayıp, bu işe başlayıp 5 kişiye kadar düşmüş emekçi kardeşimiz. Sizi de tanıyalım. Muzaffer Dalgıç. Muzaffer'cim, sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 32 sene oldu. 32 yıldır, evet, hamallık yaparak geçimini, evet, temin ediyorsun. Evet. Size de soralım. Evlisiniz. Evli. Çoluğunuzu, çocuğunuzu okutabildiniz mi? İki tanesi okudu, bir tanesi okumadı yani. Bir tane okuyan bir tane oldu. Lise problem oldu. Değil. Kendim. Buradaki el emeği, göz nuru, kazancınla onları okuttun. Evet. İş güç sahibi olabildiler, yok, mi? Yok. Yok. Boştalar mı? Boştalar. Yani okuyup o da olacak. Ya. O da olacak. Evet. Size de sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Evet. Sizi de tanıyalım. Selahattin Işık Akkuş. Selahattin'ciğim, sen kaç yılında bu işe başladın? 25 yıl oluyor. 25 yıldır, evet, buradayım aynı. Beden gücüyle, evet, çalışarak Ünyelilere, Ünye'de yaşayan insanlara hizmet ediyorsun. Evet. Evlisin. Evliyim. Çoluk çocuk. 3 çocuk var. Allah bağışlasın. Okutabildin mi? Bir tanesini okudum. Diğerlerini okutamadım. Okutamadın. Okumuş olana iş güç sahibi yapabildin mi? Şu an işte. Tebrik ediyoruz. Allah gücünüze güç katsın. Beden gücüyle çalışan insanlar olarak. Evet. Sizi de tanıyalım. İsa Demir Akkuş. İsa'cığım, sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben de 25 yıl var. 25 yıldır yapıyorsun. Evet.
ve tebrik ediyoruz. Sana da soralım. Çoluk çocuğun 4 okudu tane. Mu? Okuyorlar. Okudular. Okudular. İş güç sahibi yapabildin mi? Oğlan iş sahibi oldu. Kızlar, üçü kız zaten. Allah bağışlasın. Onlarda işi yok şu an. Ev hanım. Size de sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Sağ evet, saygıdeğer izleyenler. Emek gücüyle çalışıp ekmeğini kazanan kardeşlerimize sorduk. Eski tat, tuz yok diyorlar. Biz kendilerine sağlıklı uzun ömür diliyor, saygılar sunuyoruz.